Merhaba arkadaşlar. Çok sayıda yorumda, mailde iki tarih arasındaki listeleme ile ilgili sorularınız olmuştu. Şimdi bugün bunu anlatmaya çalışayım size arkadaşlar bu akşam. Öncelikle zaman kaybı olmasın diye bir tablo oluşturdum. Kalem, defter, silgi gibi ürünler girdim. Şimdi hep beraber bir form yapalım. Sonra bu ürünleri o formda listeleyelim ve tarih aralığındaki örneğin bu satışlar tablosunu listeleyelim. Öncelikle ben bu dosyayı farklı kaydederek iki tarih arası listeleme diye bir makro içerebilen veya ikili dosya sistemi olarak kaydettim arkadaşlar. Geliştirici menüsüne gelip Visual Basic'e tıklıyorsunuz. Burada öncelikle bir form oluşturuyorum. User form. Formumu şöyle biraz büyütüyorum. Evet. Ve arkadaşlar formun name'ine FRM satış listesi diyor. Şimdi formun caption'a da satış listesi diyelim. Şimdi arkadaşlar çok farklı konular var. Değişik değişik konularda dersler yapabiliriz ama ben genellikle işinize yarayabileceğini düşündüğüm eğitimleri anlatmayı tercih ediyorum. Şimdi buradan bir list view alıyoruz arkadaşlar. List view'i şöyle çizdim. Bunun ismi name'ine ben genelde LST mesela satış listesi ise LST satış diyorum. LST satışlar diyorum. Şimdi hemen bunun custom'ına geliyorum arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şey şu. Arkadaşlar bu flat scroll bunu işaretlemeyin. Full row select'i işaretleyin her zaman. Grid line'ı işaretleyin. Şunlardan da birini işaretleyin çünkü bunu işaretlemezseniz ilk hücre her zaman tıklayınca böyle açılıyor gibi. Yani yazmaya yani editleniyor. Dolayısıyla ben şunu işaretliyorum. Bir de hit selection yani seçilen hücre satırı gizle var. Onu kaldırın arkadaşlar şu işareti. Şu çeki kaldırın. Bu şekilde her zaman bir de şurada view yazan yerden de list view report'u işaretleyin. Yapmanız gereken ilk ayarlama bu olması lazım. Bu işaretli olacak. Sadece sizde hit selection var. Onu bence kaldırın. Çünkü satır seçilince başka bir yere geçince orası işaretsiz kalıyor. Yani en son nereyi işaretlediğinizi göremiyorsunuz. Bu işareti kaldırın. Kısacası bunları işaretleyin. Sonra header'a gelin. Insert koluma gelip burada bir kolon ekliyoruz. Kolonumuza adı tarih diyoruz. Tarih yaklaşık 60 piksel genişliğinde. Sonra tekrar insert diyorum. Hatta şunu biraz küçük de indirelim aşağıya başlıklarımızı görelim. Evet, arkada görüyorsunuz. Bu nasıl ürün kodu ve genişlik yaklaşık o da 80 olsun. Yine insert'e basıyorum. Ürün adı. Bunun da genişliği 120 olsun. Yine insert'e bastım. Birim adet kilogram vesairedir. Dolayısıyla 40 olsun. Miktar 10, 20, 30, 200, 300 gibi miktar. Yaklaşık genişliği 50 olsun arkadaşlar. Yine insert'e basıyorum. Fiyat. Bunun genişliği 80 olsun. Son olarak da tutar diyorum. Bunun da genişliği 90 olsun ya da 100 olsun. Ve tamama basıyoruz. Şimdi bir çalıştıralım. Nasıl oldu? Evet şöyle. Tablomuz geniş. Dolayısıyla şuradan tekrar daraltmamız gerekecek. Şöyle sütunun genişliği şöyle mesela tablonun genişliğini 900 değil de 700 yapalım. Şöyle bir daha çalıştıralım. Göz kararıyla bakalım. O hala geniş. Şu kadarlık bir genişlik var hala. Aslında ürün adını genişletebiliriz. Ya da şöyle yapalım. Bir de arkadaşlar tabloyu seçtikten sonra şurada font kısmına gelip ben bunu yine kalibri yapıyorum. Normal ve 11 yapıyorum. Şimdi çalıştırdığım zaman evet böyle. Ürün adı biraz dar gibi arkadaşlar. Bir ürün adını genişletelim. Ürün adı 180 olsun. Tekrar çalıştırdıktan sonra evet.
Şurayı da daraltıyoruz şöyle. Birazcık daha. Tamam, çok güzel. Şimdi şurayı da şöyle daralttım. Ve buraya iki tane date time koyacağım. Alıyorum buraya. Date'in de yine fontuna geliyorum. Bu da kalibri olsun. 11 olsun arkadaşlar. Height'i de 20 olsun. Yüksekliği. Ve bunun bir kopyasını da buraya aldım. Evet. Tamam. Bir de kapat butonu alacağım şuraya. Ve de kapat. Şimdi bu kapatın şu şeyi var arkadaşlar. Kapat butonu seçip şurada cancel true yaparsanız ESC basınca bunun içindeki kod çalışır. Koda da unload me yazalım. Tamam. Bir de form çarpıyla kapanmasın diye formun içine çift tıklayıp burada user form click değil de query close, yani o çarpıyla kapatma kısmına geliyorsunuz. Bakın burada close mod var kullanmanız gereken. Bir de cancel var gördüğünüz gibi. Burada close mod, burada if diyeceksiniz. Eğer close mod 1 değilse, eşit değil 1 ise cancel eşittir 1. Bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu da close mod eşittir 0 ise cancel eşittir false de yazabilirsiniz. Ya da cancel eşittir bak mesela rakamlar true false'u temsil ediyor arkadaşlar. 1 true 0 false'tur. Bak mesela burada eşit değil 1 demişim ya. Hadi mesela çalıştırayım. Bakın şu anda çarpıyla kapatamıyorum. Yani bunu hani ben aklımda daha iyi kalıyor diye hepsi bir olduğu için ben bunu genelde tercih ediyorum. Ya da şöyle yapabiliriz. Eğer close mod eşittir true ise bakın bir yerine true ise cancel eşittir false diyorum. Bakın çalıştırıyorum. Kapandı. Bu true olacaktı. Peki false ise bakın şöyle. Yani gördüğünüz gibi dedi ki eğer kapatma tuşu yani pasif şey ise olumsuz ise kapatma false ise yani bir evet bir hayır gibi düşünün. Kapatma hayır ise cancel true bir tersi. Yani bu şekilde de yazılabilir. Ben ilk defa bunu kullanıyorum doğrusu. Hiçbir zaman ilk defa burada kullanıyorum. Mantığını bildikten sonra çözüm yolları üretmek mümkün. Ben bunu her zaman şöyle yapmışımdır. Böyle yapmayı seviyorum, yazmayı seviyorum. Aynı şey hem daha çok akılda kalıcıdır. Neyse biraz uzattık orayı arkadaşlar. Şimdi şunun ismini buna DT tar 1 diyorum. DT tarih 1. Şuna da DT tar 2 tarih 2 diyorum. Evet, şimdi bu da hem önce bir listelemeyi yapalım arkadaşlar. Hemen geliyorum burada bir şu genelde boş şeyleri silin arkadaşlar. Burada bir prosedür oluşturuyorum. Satış listele. Genelde bu şekilde yazmanızı tavsiye ediyorum. İlk harf büyük, sonrası yani diğer kelimenin baş harfi büyük olarak yazın. Satış listele dedik. Şimdi burada bazı değişkenlere ihtiyacımız var. Öncelikle sayfamızı temsilen diyeyim vs worksheet olsun. As worksheet. Ben genelde dim worksheet son satır diye isimlendirmeyi seviyorum. As long'dur arkadaşlar bu. Ondan sonra set hani liste olduğu için buna da ben lst diyorum ya da lst değil de stk diyelim stock stk as list item. Evet. Bunları da tam diyeceğiz ya set nereden çıktı. Evet. Bir de döngü için dim x diyorum. As long. Niye long diyorum?
10 bin tane, 20 bin tane, 100 bin tane stok olabilir. Dolayısıyla bunu longla en azından garanti altına alıyorum. Başka ne diyebiliriz? Değişken olarak ne tanımlayabiliriz? Bir de T1 T1 as date diyorum. Çünkü burada bir tarih var arkadaşlar. Sayfada bir tarih var. Buradaki her bir hücreyi T1'e aktaracağım ki sorgulama yapabileyim. Başka arkadaşlar biraz hani düşünerek yapıyorum. Bir ön hazırlık yapmadığım için genellikle o şekilde ilerliyorum maalesef. Hani ne yapayım ne edeyim. Bir hem düşünüyorum hem anlatıyorum. Birazcık ağır ilerliyorum maalesef bu nedenle. Tamam, bunları yaptıktan sonra ihtiyacımız olan değişkenler olursa bir de arkadaşlar bir ara bir arkadaş değişken tanımlanmadan da kullanabiliyor muyuz demişti. Eğer şunu yazmasanız arkadaşlar yani tanımlamadığınız bir değişkeni bile kullanabilirsiniz. Option explicit diye bir şey. Ama bunu kullanmakta fayda var. Çünkü gereksiz değişken tanımlamaktan kurtulursunuz. Hemen son satırımızı ya da bunları set edelim sayfamızı. Set worksheet eşittir sheets satislar. Ben genellikle de şunu şöyle yapıyorum. Hani yanlış olmasın diye genelde sayfaya geliyorum. Burayı çift tıklıyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Boş bir yere tıklayıp gelip şuraya yapıştırıyorum ki yanlış yapmayayım. Sayfa ismini yanlış yazmayayım diye. Bunu setledikten sonra son satırımızı da alalım. Worksheet son satırı nokta şey eşittir. Worksheet nokta range. Ben hiç selliği kullanmıyorum arkadaşlar. Hep range'i kullanıyorum. Yani dolayısıyla işimizi görüyorsa yani kapınızda iki tane araç var. İkisiyle de siz çarşıya gidersiniz veya başka bir şehre ya da okula bir iş yerinize gidersiniz. İki aracınız var. En çok sevdiğiniz araca binip gitmeyi tercih edersiniz. Benim de mantığım o. En sevdiğim aracım range olduğu için bunu kullanıyorum. Diğer kapıdaki sales komutunu kullanmıyorum. Bu da hücreyi temsilen kullanılabilir. A dedikten sonra ben diyorum ki tahminen burada kaç tane stok olabilir diyorum. Tahminen kaç stok var mesela burada? Örneğin diyorum 100 bin stok olabilir. Dolayısıyla ben buraya A 100 bin diyorum. Ondan sonra nokta end diyorum. Bunun sonuna git. Ve en son hücrenin satırını buraya aktar. Yani bu şuna benziyor. Aslında yapılan şey şu. Bakın burayı seçiyorum. Ctrl Shift aşağı ok tuşunun şurası. Bir dakika arkadaşlar. Ctrl Shift aşağı ok tuşu. Sonra bir dakika. İşte böyle yaptıktan sonra şöyle tıklaması gibi düşün. Yani bu X A sütununun Ctrl Shift aşağı ok tuşuna basıp son hücreye tıklama. Şu yazdığımız satırın mantığı o. Son satırı aldık. Buradaki satır sayısını aldık. Şimdi bir döngü yapacağız arkadaşlar. Öncelikle listemizi temizlememiz lazım. Çünkü her seferinde listelediğimiz zaman buranın temizlenmesi lazım. Şu LST satışların temizlenmesi lazım. Onun için LST satışlar nokta list items nokta clear diyorum. Yani listenin içindeyi temizle diyorum. Şimdi bir döngü oluşturuyorum. For x eşittir 2 to. Niye 2 diyorum? Çünkü 1'de başlıklar var arkadaşlar. 2'den başlatıyorum. Her zaman böyle. Başlık olduğu için 2. Örneğin şurada üstte bir boşluk olsaydı ve burayı birleştirip buraya satışlar tablosu demiş olsaydım şöyle bir başlığım da burada olsaydı eğer şayet ben burada arkadaşlar döngümü şöyle başlatacaktım. For x eşittir 3 to diyecektim. 3'ten worksheet'in son satırına kadar. Ve next'imi koyuyorum buraya unutmamak için. Döngümü oluşturdum. Şimdi dolayısıyla burada eğer 50 tane satır varsa 50 defa dönecek ve 51'e geldiği zaman da şu next'in dışına çıkmış olacak. Yani şu döngünün içinden çıkmış olacak. 100 kayıt varsa 100 defa tekrarlanacak. En son buraya gelecek. Burada arkadaşlar T1'e bir değer atamam lazım. T1 eşittir. Worksheet nokta range A1'in
Önce bir T1'in tarih olduğunu söylemişim. Evet. A1'in değil de A sütununun X'inin değerini ben T1'e aktardım. Dolayısıyla geldi. Önce X nedir? 3'tür. A3. Önce geldi. Şuraya tıkladı ve buradaki 01, 01, 2021'i T1'e aktardı. Sonra döndüğü zaman şuraya gelecek. Bunu T'ye aktaracak. T1'e aktaracak. Sonra bunu aktaracak. Bunu aktaracak. Böyle aşağıya kadar gelecek. Her seferin döngünün içinde olduğu için şurası. Her seferinde döndükçe bunu T1'e aktaracak. X artacak. X 3'tür. 4 olacak. 5 olacak. 6 olacak. Ve her seferinde bunu T1'e aktaracak. Biz de şimdi biraz sonra o T1'i işleteceğiz tabii ki. Ondan sonra arkadaşlar listelerken şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki eğer ne diyeceğiz? Şimdi buradakini metin olarak algılamaması için bunu bir sayıya dönüştüreceğim şimdi arkadaşlar. Bakın ben şöyle yazıyorum. 01 01 2021 dedim ya. Ben gelip bunu şuradaki virgüle bastığım zaman bunu ne yaptım? Bir sayıya dönüştürdüm gördüğünüz gibi. Ctrl Z yapayım. Bakın mesela buraya 01.02.2021 diyorum. Bakın bunu ben sayıya dönüştürüyorum. 44.197. Bunu da sayıya dönüştürüyorum. 44.280, 228. Bu tarihin bu tarihte büyük olduğunu bu şekilde anlayabilirim. Yani sayıya, ben şimdi bunu sayıya çevireceğim. Bakın şöyle yapıyorum. Diyorum ki eğer format number diyorum. Yani sayıya çevir. Neyi sayıya çevir? Öncelikle şu tarihi de ben şuradaki formdaki tarihi arkadaşlar. Şuradaki tarihi de sayıya çevireceğim. Şunu da sayıya çevireceğim. Ve şuradakini de sayıya çevireceğim ki öyle işlem yapabileyim. Hemen devam ediyorum. Eğer format number date dt tar 1 nokta value virgül 0. Yani buradaki sıfırın amacı hani ikilik ayırmama, çift sıfır ayırmak arkadaşlar şudur. Mesela 01.02.2021 dedim. Şuraya gelip şöyle seçtiğim zaman bakın şuradaki iki tane sıfır format number virgül 2'dir. Şu iki sıfır olursun diye. Ama ben format number sıfır yaptığım zaman şu şekilde olacak. Bakın şöyle. Yani boş iki sıfırdan kurtulmuş olacağım. Evet, dolayısıyla ben buraya format number date tar 1 nokta value virgül hatta value demeyeyim. Value'ye de gerek yok. Value de olabilir. Fark etmez. Evet, bu şekilde virgül 0 küçük eşit ne diyeceğiz? Küçük eşit. Yine format number parantez içinde T1 virgül 0. Eğer tar 1'in sayıya çevrilmiş değeri T1'den küçükse, T1 dediğim A'nın x'in değerini T1'e aktardık. Sonra tarih 1'in T1'den küçük eşit olup olmadığına baktık. Bir de end diyeceğiz ve arkadaşlar ve end. Şunun aynısını alıyorum arkadaşlar. Op'ya alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şurada ise tar 2 büyük eşit T1 ise den. İşte olay bu. Yani ben birazdan size anlatacağım. Böyle form üzerinde göstereceğim. Hatta şimdi isterseniz göstereyim. Anlamanız önemli özellikle. Bakın şu anda bu ne yazıyor? 2602 2602 yazıyor. Şimdi tar 1 nedir? Tar 1 2602 2021. Peki diğeri nedir? O da 2602 2021. Tamam. Peki şu andaki T1'imiz nedir? Şu anki T1'imiz bakın şudur. Örneğin en baştaki için konuşuyorum. 01.01.2021'dir. Ben ne dedim? Bakın kod olarak ne yazdık? Eğer tar 1 küçük eşit T1 ise bunları da şeye çevirelim. Sayısal değere çevirelim. Şunu da aynı şekilde. Şunu da aynı şekilde. Evet.
Yani şurası şundan küçük eşit ise ve şurası bundan büyük ise, bu bundan küçük ise ve şu da bundan büyük ise. Yani her iki tarihin arasındayız anlamına geliyor aslında. Şöyle yapayım. Şu bizim aradığımızdır. Bakın biz şunu ortaya aldık. Yani bu bundan küçük olacak. Bu da bundan büyük olacak. O şartı sağlıyorsa listele diyeceğiz. Sonra arkadaşlar bir set etmemiz lazım bu tabloyu. STK diye tanımladığımız. Set STK eşittir. LST satışlar nokta list items nokta add diyeceğiz arkadaşlar. Parantez içinde text 2. üstte eşittir. Worksheet nokta range A1 A'nın x'i nokta value. Nokta value. A'nın parantezi kapatacağız. Evet. Sonra stk nokta sub items 1 eşittir. Şunun aynısını alacağız şimdi. Yapıştır. Bunu b diyeceğiz buna. Ve şunu çoğaltacağız. Ve şöyle geleceğiz arkadaşlar aşağıya. Kaç tanedir? G'ye kadar. G'ye kadar geleceğiz. Şuna C. Şuna D. E. F. G. Ve şunları da 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya arkadaşlar şurada bir if kullandığımız için. Şimdi şöyle genellikle tab tuşuyla içeriye alıyorum. Şunu da biraz içeriği şöyle tab tuşuyla SC'nin iki altındaki tab tuşuyla şuraya end if diyorum. Buraya kadar aktardık. Şimdi dikkat ederseniz şurası para birimidir zaten. Tamam. Next'imizi de kullandık. Şimdi şöyle bir eksiğimiz daha var arkadaşlar. Ben burada çalıştırdığım zaman aslında şunu yapmak istiyorum. Şunu bir ay geride olmasını istiyorum. Şu tarihin buradan bir ay geride olmasını istiyorum. Dolayısıyla her zaman bir aylık bir liste ekrana getirsin istiyorum. Bu durumda formun, bakın user formun activate kısmına geliyorum. Activator'a geliyorum. Diyorum ki DT tar 1 şey tar 2 tarih 2 nokta value eşittir date diyorum. Tarih bugünün tarihine eşit de. DT tar 1 nokta value eşittir date eksi 30 diyorum. Dolayısıyla tarih 1 bir ay geride olacak. İsterseniz bakalım. Bakın birinci ayın 27'si, ikinci ayın 26'sı. Tam bir ay geride dikkat ederseniz. Keşke şunları da 2 yapsaydık ya. İkinci ay yapsaydık. Ne? Ya da şöyle yapayım ben. CMD diyorum arkadaşlar. Şunu yönetici olarak çalıştır diyorum. Burada date 01.01.2021 yapıyorum ve bilgisayar tarihini bir ay geriye getirdim. Evet. Şimdi şu anda dikkat ederseniz 01.01.2021'deyiz. Buradan çıktım. Tarih listelememizi yaptık arkadaşlar. Listeleme yaptık. Satış listeleri yaptık. Bir de şöyle yapmamız lazım. Ben burada şunu tarih bunu tıkladığım zaman bunun şundan küçük olmaması lazım. Dolayısıyla şuraya çift tıklıyorum. Bunun close up olayına geliyorum. Yani listeye açılıp kapandığı zaman. Yani şu. Şurayı açıyorum ya. Bir tarih tıklayınca bak kapandı. Önce şuradan açtım. Sonra tıklayınca kapattım. İşte bu olaya yazacağım şimdi. Close up olayına diyorum ki eğer DT tar 1 büyüktür. DT tarih 2 ise ben value de diyebiliriz. Değeri yani. Aldığı değer. Bir mesaj verelim. Message box son tarih ilk tarihten küçük olamaz. Ondan sonra buraya bir virgül, şurada kritik bir olay olduğunu göstersin, bir uyarı versin
VB only olsun. Ve şurada uyarı desin. 2 nokta üstte exit sub diyoruz. Arkadaşlar yani denden sonra hani şöyle devam edebilirsiniz. Arka arkaya yazabilirsiniz. End if'e de gerek kalmaz. Eğer böyle devam ederseniz 2 nokta üst üsteyle devam ederseniz end if yazmasınıza da gerek yok. Zaten çıkıyor buradan. Dolayısıyla end if'e de gerek yok. Sonra ne yapsın arkadaşlar? Eğer peki büyük değilse aşağıya inmişse mi nokta satış listele diyeceğiz. Bunun aynısını kopyalayıp şuraya yapıştırdığım zaman ve buraya bir derse bunun bir tarih birinde olayını yazmış olduk. Şimdi bir de şöyle yapmamız lazım. Form aktif olduğu zaman listeleme yapsın. Mi nokta satış liste. Bu kadar. Açılır açılmaz listeleme yapacak. Biz tarihleri değiştirdiğimiz zaman yine listeleme yapacak. Dikkat edersin. Bir çalıştıralım. Bakın şu anda sadece 12, bakın bir ay geriye gelmiş. 12. ayın ikisi 2020 ile 1. ay 2021 arasında bir kaydımız var ve bakın listelemiş. Şimdi ben buradan ben bunu ocağın 25'i dediğim zaman gördüğünüz gibi bakın hepsini listeledi. Şunu da ocağın 15'i yaptığım zaman ocağın 15'i yaptığım zaman bakın Ocak 15 ile 24 arasındakileri listeledi. Ben şurada şunu Ocak'ın 4'üne doğru götürdüğüm zaman bakın 10 tarih, ilk tarih ha, bu son olacaktı. Küçük olamaz. Gibi uyarı da aldım gördüğünüz gibi. Şunu düzeltelim. Son tarih olacak. Evet arkadaşlar biraz uzattım gibi. Aklınızı helal edin. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben dediğim gibi gerekli yani sizin işinize yarayacağını düşündüğüm konulara değinmek istiyorum. Değinmeye çalışıyorum. Çok farklı konular var arkadaşlar. Yani Excel VBA ile çok çok ilginç, çok çok güzel şeyler yapılabiliyor. Yani aklınıza gelen her şey yapılabilir arkadaşlar. Excel VBA ile sonuçta bir programlama dilidir VBA. Yani Microsoft'un geliştirdiği bir programlama dilidir. Excel'in içerisinde tümleşik hale getirdiği bir dildir. Bir programlama diliyle ne yapılıyorsa buradan da yapılabilir. Şimdilik bu kadar. Çok da uzattığım farkındayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir de şöyle bir şey daha da söyleyeyim. Bakın gerçekten bunu samimi olarak söylüyorum. Yani amacım abone kazanmak değil. Yani abone olmuşsunuz veya olmamışsınız. YouTube'dan bana gelen aylık 200-300 TL paradır yani. Yani o para için söylemiyorum. Hani abone olun. Ya bu şu demek oluyor. Yani bu anlattıklarımı havaya anlatmıyorum, boş anlatmıyorum. Demek ki bir izleyicim var, bir dinleyicim var, bir takipçim var. Boşuna nefes tüketmiyorum. Bir şeyler birilerinin faydalanmasını sağlıyorum. Bir şeyler. Yani kısacası bu nedenle diyoruz beğendiyseniz hani beğenin veya abone olun. Bu amaçla söylüyorum. Yani yoksa amacımız hani para kazanalım, şey yapalım değil yani. Acaba biz boşuna mı anlatıyoruz? O beynimizde yani bunu silmek istiyoruz. Biz bir şeyler anlatıyoruz. Biraz bu son cümleleri kuramadım maalesef ama istediğim gibi kendimi ifade edemedim. Yani demek istediğim siz beğeniyorsanız, abone oluyorsanız biz de bu da bize bir heveslendiriyor. Daha çok yardımcı olmak için şey oluyor arkadaşlar. Neyse. Ne demek istediğimi anladınız. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar bir son bir tavsiyede daha bulunmak istiyorum sizlere. Yeni başlayanlar tabii benden çok daha iyi olanlar da olabilir aranızda dinleyenler arasında. Şunu söylüyorum. Büyük projelerle başlamayın arkadaşlar bu işe. Eğer sıfırdan başlıyorsanız küçük küçük mümkün olduğu kadar küçük küçük programlar yazın. Yani bir bina tuğlalardan meydana geliyor. Ama birer birer üst üste konula bir binayı meydana getirebilirsiniz. Kimisi daha yeni başlıyor mesleğe diyor ben gökdelen dikeceğim. Öyle olmaz. Yani ufak ufak şeyler yapın. Ufak ufak programlar yazın. Sabırla yazın. Kendinizi geliştirin. Göreceksiniz ki öğrendikleriniz boşa gitmemiştir. Facebook'ta, WhatsApp'ta, sağda solda boş boş şeyler yapacağınıza, izleyeceğinize, dinleyeceğinize buradan kendinize geliştirmeye bakmanızı tavsiye ediyorum. Siz bunu yaparsanız yani çevrenize de ailenize de örnek olursunuz. Belki çocuklarınıza da örnek olursunuz. Onları da heveslendirirsiniz. Yani teknoloji çağındayız. Gelecek teknolojide diyoruz.
Zaten kanalımın sloganında da gelecek teknolojiye adını veren toplumların olacaktır diye bir mesajım da var. Ben hala arkadaşlar öğreniyorum, araştırıyorum. Yani ben de bir şeyler bildiğimi iddia etmiyorum. İnternete giriyorum, değişik değişik dersler takip ediyorum. Yani kimse annesinin karnında öğrenmiyor. Sonuçta hepimiz araştırıyoruz, öğreniyoruz. Olay bu arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.